İşte orada her şeyi, bütün gerçekleri açıklayacağım dediği videoya girelim mi Hakan? Onu girelim lütfen. Evet, o videoya girelim. Arkasından hemen Haydar'ı buraya davet edelim. Kızım, ne olursa olsun gel. Seni özledim artık. Seni duymak istiyorum. Gel. Cesur Bey diyordu. Bak yana bak. Bir de kızları diyor, sizi bir de diyor, kızları bekliyorum diyor, sizi diyor. Allah Allah. Ya gerçi sizin dediklerinizi doğru. Efendim Özgür Bey, buyurun. Her şeyi kurama bağlanıyor. Şu anda gerçekten mi? Şaka ya, inanılır gibi değil. Vallahi pes diyorum. Aynen Özgür, ben de pes diyorum. Sizi ilgilendirmez. Çık git diyor. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez. İster yayın yapalım, ister çıkarım yani. Siz de o zaman yayın yapmayın. Allah Allah. Sen de o zaman yayın yapma. Benim özel hayatıma siz karışamazsınız. Bak ya, görüntülere bak ya. Sen orada yayın yapalım. Bana bak kardeşim ya. Ben ne kız kaçacağım kardeşim. Bir yazmış Gidem Aslanat Zeynal PK. Oğlum bakın. Bakın program hakkında kötü konuşmayın. Kız kayıp değil ki. Kız şu an başka erkeklerle berabermiş. Ben de şimdi Murat Şef'i şikayet edeceğim. Ben de Şef'i şikayet edeceğim. Murat'ı şikayet edeceğim. Herkes ünlü olacak. Evet arkadaşlar, ben Hayko Bahadır. Bugün şahsımla ilgili Show TV'de Didem Aslan'la Asla Vazgeçme programından üzerime atılan iftiraları asla kabul etmiyorum. Benim annem kadın, annem ev hanımdır. Babam devlet memurudur. Şahsımla ilgili üzerime, şahsıma, kişiliğime, kişilik hatlarıma bu tür cümleleri kuran o kadına pazartesi günü bunları soracağım. Elinde delil var mı? Eğer bunları ispatlayamazsan, benim annemin kadın gayet ispatlayamazsan senden davacı olacağım. Pazartesi günü Didem Aslan'la görüşeceğiz. Saat 3'te. Evet, Haydar Mazhar Bahadır'la görüşeceğiz. O da buraya görüşmek için gelmiş zaten. Sosyal medyada biz kendisiyle ilgili yayın yaptığımızda bizim Hayko'yla ya da Haydar'la bir sıkıntımız yok. Haydar sadece bize İmren'in nerede olduğunu söylesin, getirsin burada kızımızı ailesiyle buluşturalım. Ne yaşadı, ne yaşamadı, bize gerçekleri söylesin. Biz şu anda İmren'in peşindeyiz şu anda. Çünkü ailesi, annesi perişan durumda, gözyaşı döküyor. Haydar'ın artık özel hayatı, özellikle kızlarla ilgili çektiği videolar, İmren'in de olduğu, ailenin de bir hafta önce aralarında tartışma yaşadığı videolar, biz İmre'yi de aradığımız için kamuya mal oldu. Dolayısıyla biz o videoları da aleni olarak TikTok görüntülerini çektiği için biz de ekranlarda tabii ki yayınlayabiliriz. Neyse, ben sözü fazla uzatmayayım. Arkadaşlarım Haydar'dan çok bahsettiler. Ben de Haydar'la siz de öyle bir tanışalım, bakalım bizi İmre'ye götürecek mi? İmre ile ilgili neler anlatacak? Haydar, gelir misin lütfen? Haydar Mazhar Bahadır. Merhaba. Selam, hoş geldin. Merhaba. Böyle gel, böyle geleceksin. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar Haydar. Covid selamı. Evet. Hala Covid var. Lütfen. Teşekkürler geldiğin için. Yok, ben buraya kendimi savunmaya geldim. Tabii ben ki. Ben kimseden kaçmıyorum. Benim en değer verdiğim, evet, en önem verdiğim şey Haydar şudur. Çünkü cevap hakkında, biri hakkında iddiada bulunuyorsak o kişinin de gelip burada kendini savunması çok çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Ben buraya öncelikle Aylin, Aylin diyorum ya. Kafan Aylin'de hala da. Yok yok, Aylin'de değil. Heh. İmre. Yok yok, sizin ekibinizden Vahide Hanım ve Selin Hanım ve bir de Hüseyin Bey için geldim buraya. Onların güvenini aldım, kazandım. Güzel. Buraya da onlar için geldim. Ekibim çok iyi bir ekiptir. Evet. Ben de çok seviyorum ekibimi. İyi ki onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde şunu da söylemek istiyorum. Hı-hı. Gerçekten çok iyi bir şekilde ağırlandım. Peki kızımızla ne zaman tanıştın? Şimdi Didem Hanım, ben şunu söyleyeyim. Ben bu İmre ile... Annesiyle tanışıyor musunuz? Yok, tanışmıyorum. İlk defa görüyorum. Ben tanımıyorum onu. Hiçbir zaman da tanımadım. Sen bir saniye sus. Ben şu an Didem Hanım'la konuşuyorum. Ben tamam. Size şu an muhatap olmuyorum. Ben de sana muhatap olmuyorum. Bana. Sen bana soru sormayın. Çıkar, bana soru sormayın. Sakin.
Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın Didem Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Kaç kardeşsiniz Haydar? Benim bir ablam var. Tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bir anne ya. Bir kızı tamam, da kayıp da onu anla. Benim de cuma günü benim de ne diyeyim annem izliyordu. Benim annem affedersiniz. Onları söylemedi. Tamam. Başka insanlar tamam, söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Hala seninle ilgili ihbar yağıyor. Ben evet. Evli değilim. Hı-hı. Bu bir. Benim tamam. İki tane bir kere evladım yok. Bir tane çocuğum var. Bu da iki. Benim evimde 20 tane bayan varmış. Öyle evet. İhbarlar hala geliyor. Bakar Didem mısın? Didem Hanım bakın tamam mı? Şunu söyleyeceğim. Ben TikToker'ım. Sosyal medya dediğim fenomeniyim. Hı-hı. Bu bir açıktır yani. Hı-hı. Benim yani benimle ilgili benimle neydi görüşmeye gelen insanlar var. Beni sevenlerim var. Yani sonuçta dedim herkesin bu ülkede bir sevdiği var yani. Benim de sevenlerim geliyor. Ama bunlar bayan değil. Erkek de geliyor. Hı-hı. Mesela geçen hafta ünlü bir misafirim vardı yani. Yani bunda sen, bir şey yok. Doğaldır bunlar. Benim derdim şu Haydar. İmrelerde biz İmreleri zaman Didem tanıştınız. Hanım, ben söyleyeyim. Bu yayını İmre için yapıyorum. Tamam biliyorum. Evet. Ben sizin ekibinize şey yaptım. En son Aylin adım bana fotoğraf attı. Cuma günü hatta ben bunu senin hanıma da gösterdim. Arabada buraya evet. Ben gelirken. Evet. Yeni bir erkek arkadaş. Çünkü İmre şöyle bir kız. Hı. Bugün Ahmet'le takılıyor. Fotoğrafları sen yayınlıyor. Ben neden ben gelip çıkmayacağım ama televizyona ya? Ama sen çıkıyorsun oradan. Sen benim kızım fotoğrafı tepki ayıklıyor. Yok annesi. Susacağım mı? Sen suçacaksın. Hep susacağım ben ya. Sen suçacaksın. Hep susacağım ben. Sakin. Sen benim kızım adamın canını sıkma o zaman. Sen suçacaksın. Ne suçacağım ben? Neye suçacağım sen ben? Sen benim annemi ne katıyorsun? Ben senin anneni katmadım. İşine bak hadi. İşine bak canımı sıkma benim. Sen bak işine. Tutmuş atıyorsun tutuyorsun buradan. Hadi geldik. Hadi konuş şimdi. Hadi. Ya bırak hadi ya. Neye bırakın canım ben kızımı senin kızın iki seneden beri kayıp aramıyorsun kızını. İki senin kızın ben de gel. Ne fotoğrafını çıkartıyorsun o zaman ya bırak hadi ya. Ne çıkartıyorsun o zaman? Ne çıkartacağım ben senin yani kızın ben... geldi. O zaman sen annesin de arasaydın kızı iki seneden beri. Senin kızın evden niye kaçtı? Senin kızın evden niye kaçtı? Hadi söyle bakayım niye kaçmış? Ben hiçbir şey yapmadım o neye kaçtı ya ben saniye. De bilmiyorum. Didem Hanım sorar mısın? Bekle bir saniye bir dakika. Hadi sor niye kaçtı? Haydar. Sor bakayım. Haydar beni dinler misin? Bize hepsini anlat ki bize gerçekleri. Abla bana psikolojik yapıyor karşıdan ya. Tamam ama sen de baskılama onu. Tamam mı bak Haydar. Sen İmreli'ni tanıştır bana söyler abacığım, misin? Abacığım ben tamam mı işte ben şöyle anlatayım. Bakın bu İmre tamam mı? Abisinin evinden kovulmuş. Abisinin evinde. Bu hanımefendi... Beraber yaşamıyor musunuz? Yok, beraber hayır, hayır. Yaşıyoruz. Şimdi hayır bakın ben anlatayım. Söyle. Ben size anlatayım. Sen bildiklerini anlat. İmre'nin tamam onu şimdi anlattığını İmge, anlatıyor. Sözde evet. Bana ben size şöyle söyleyeyim anlattığını söyleyeyim. İmge bana gelmeden önce dedi ki ben abimle kalıyorum. Abisinin de kız arkadaşı yani bu yani abisinin de kız arkadaşı beraber kalıyor ya. İmge evet. De bunlarla kalıyor ama tamam. Abisinin kız arkadaşı ve abisi İmge'yi istememiş. Kapıyı atmışlar. Uh-huh. İmge de ev arkadaşlarına bana ulaştı. Tamam. Dedi ki ben dedi böyle böyle dedi. Garsonum dedi. Uh-huh. İşte dedi ki ben dedi ev arıyorum dedi falan filan dedi. İyi dedim gel o zaman. Siz dedim bir dedim hani ben dedim bir göreyim. Evet. Geldi ama İmge'nin hayatı çok entrikalı. Didem Hanım yani ben şöyle söyleyeyim şimdi bakın. Seni sosyal medyada görüyor, sana mesaj evet. Atıyor, sonra senin yanına geliyor. Bu olay evet ne zaman yaşandı, bu ne zaman yaşandı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim, 25 Nisan mı diyeyim, vallahi tam bilmiyorum Didem Hanım. Hani. Daha yeni yani. Yeni, tabii tabii yeni. Nisan ayı, evet. Ve ben de İmge, 4 gün... Kızımızın adı İmge mi? İmge. Ben İmge diye biliyorum. İmre. Evet. Ben ismini bile bilmiyorum yani. Ayşe onu anlamadım. Sen Nisan ayında sana söyledi. Evet. Ne dedi? Yani ben Haydar sana mı gelmek istiyorum dedi. İşte evet. Ailemden bunaldın mı dedi. Gelme nedeni neymiş peki? Vallahi ben şimdi şunu söyleyeyim Didem Hanım. Kız şimdi ben söyleyeceğim ama çok bu şey olacak. Ben kimseye de şimdi sonuçta bakın dedim. O da bir anne ama ben üzülüyorum yani. Benim de şu an burada benim de burada benim annem izliyor. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'ne buradan seslenmek istiyorum. Lütfen kızlarına da sahip çıkın. Yani böyle anne var annecik olmasın. Sen kızını 2 yıldır aramıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun diyorsun ki aramadım. Benim kızım işte yok öldü mü kaldı mı? Hadi nerede öldü kızın? O zaman anne o sen karakola gideceksin. Niye aile çekiyorsun kardeşim? Çıkıp bana sorma yapma. Bak. Ya Haydar, Nülüfer'cim bir saniye. Haydar, bana şunun yanıtı verir misin? Biz normalde Nisan'dan beri İmre'nin kayıp olduğunu biliyoruz. 2 yıl nereden çıktı? Didem Hanım, bana İmge dedi ki ben 2 yıldan beri evden kayıbım. Yani kız evde yok. Kaç yıldır çocuk evde yok? 2 yıldır yok. Mart'ta kayboldu. Ben 2 yıldan beri evde çocuğum yok. O zaman söyledi. Ama bak kızlar da doğruları söylemiyorlar. Senin yanına Didem gelebilmek Hanım, için ailesini kötülemiş efendim, anladığım bakın. Kadarıyla. Şimdi evet. Bu hanımefendinin cuma günü yaptığı dedi, açıklamalar çok yani şöyle söyleyeyim. Şu an var ya
Ben dışarıda şu an gezemiyorum yani. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bak yani... bir tane şöyle mesaj geldi. Haydar'ı tanıyorum diyor. TikTok üzerinden diyor. Çaresiz kadınlara mesaj atıyor. Kandırıyor. Bir hafta 10 gün kadınları kullanıyor diyor. Bir tane mesaj böyle. Şimdi bunlar bakın, hepsi iddia tabii bir ki. Bir de varım ben şunu söyleyeyim. Hı-hı. Bir insanın seveni olduğu kadar sevmeni de vardır. Yani ben şimdi şunu söylüyorum. Hepimizin seveni sevmeni var. Ben buraya eğer ki birinden çekilsem. Eğer ben birine karşılık olsam ben zaten buraya çıkmazdım. Ve cuma günü ben... İstanbul'a geldim. Benim evime 15 tane sivil polis gitmiş. İmreye bakmaya. Peki sen ne zamandır TikTok fenomenisin? 3 yıldır efendim. 3 yıldır yapıyorsun. Evet. 7000 kaç takipçin var TikTok'ta? Ya benim çok şeyim vardı da benim hesaplarım kapandığı için. Hı. Yani benim şu an yoksa ne diyeyim? Niye ortalama... hesapların kapanıyor senin peki? Neden kapanıyor? Çok yani mesela böyle güzel yayınlar yapıyorum. Yani güzel derken yani böyle şey daha eğlenceli yayınlar. Ya görünür olmayı seviyorsun. Evet seviyorum ben. Ben hayatımı da orada yaşıyorum yani. Siz